incelme mutlaka yapılmalıdır. Bu arada size çok değerli arkadaşım Doçent Doktor Bani Solmaz'ın arşivinden 4 vaka ve bir tane de kendi vakamı sunmak istiyorum. Birinci olgumuz 47 yaşında erkek, obez bir hastamız. Makula ve retinada takipli bir hasta. Bizim hastanemiz derken Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi'nde BEST hastalığı tanısıyla birkaç ay takipte bulunmuş. Daha önce de cisimlerin yarısını görememe şikayetiyle başvurduğunda sağlık merkezinde, o merkezde yani Beyoğlu'ndan önceki sağlık merkezinde kraniyel MR önerilmiş. Obez olması nedeniyle cihaza girememiş. Nöro-oftalmoloji polikliniğine gönderildiğinde ise 2019'un sonlarında görme keskinliği sağda 2 metreden parmak sayma, solda 10'da 4 parsiyel, yani oldukça düşük olarak bulunmuş. Fundus görüntülerinde gördüğünüz gibi sağ gözünde kap disk oranı bayağı yüksek. 10'da 8, 10'da 9 difüz ve soluk bir disk. Kenarları keskin. Solda kap disk oranı birazcık daha sağa göre az. 10'da 5 oranında süperiyor rim, soluk kenarlar keskin. Bu hastamızın görme alanında her iki tarafta temporal hemianopsinin dışında genel depresyonu görüyoruz. Neredeyse merkezi görmenin kaybolduğu bir genel depresyonu gözlüyoruz. Optik koherans tomografide sinir liflerini değerlendirdiğimizde ise görüldüğü üzere burada her iki gözde çok fazla sinir lifi kaybını da not etmiş durumdayız. Bu olgunun filmi çekildiğinde, MR bulguları bize gönderildiğinde ki hemen bir ay sonrasında yapılıyor. Makro dev adenom 52-35x60 mm ebadında bir adenom görülüyor. Nöro-oftalmoloji kontrolünde bunu tespit ettikten sonra transsfenoidal kitle eksizyonu hemen bir ay sonra yapılmış oluyor. Çok dramatik olarak yani ikinci ayında hastanın görme muayenesine baktığımızda bir MPS olan görme, sağdaki görme %20'ye, onda 4 olan soldaki parsiyel görme %90'a çıkmış oluyor. Adenom patolojisinde de nöroendokrin tümör, folikül stimülan hormon salgılayan tümör tanısı geliyor. Çıkarılan parça da 1x2x küçük bir parça olmasına rağmen çok güzel bir sonuç elde etmiş oluyoruz. İkinci hastamız 45 yaşında bir kadın hastamız, yine değerli hocamız Banu Solmaz'ın arşivinden fundus görüntülerini ve FFA görüntülerini izlemektesiniz. Bunda daha erken bir safhada not edildiği için gördüğü üzere görme siniri kaybı hemen hemen hiç yok gibi. Ve bunda da küçük bir adenom görmüş oluyoruz ve görme tehlikesi olmamış oluyor bu hastada. Üçüncü olgumuz 32 yaşında bir kadın hasta, yine Banu Solmaz hocamızın arşivinden. 2019'un 5. ayında genel polikliniğe geliyor. Sağ optik diskte solukluğu var deniyor. Camla, miyopik cam düzeltmesiyle %5 görme sağ gözünde, %70 görme sol gözünde, nöro-oftalmoloji ve makula konsültasyonu isteniyor poliklinikten. Bu hastada fundus görüntülerini görüyorsunuz. Yine optik atrofilerimiz görülüyor. Hipofiz MR'ında planum sfenoidale olfaktör sulcusa yerleşimli hipofiz glandı komprese eden 30x32x22 mm duraya oturan menenjiyom ile uyumlu kitle lezyonu diye bir sonuç geliyor elimize. Bu hastamızın görme alanında da görüldüğü üzere bir tarafta hemianopsi, diğer tarafta geniş bir depresyonla hemen hemen tama yakın görme alanı kaybını izliyoruz. Bu fotoğrafı şunun için koymuşuz. Olgu aslında fundus bakısında temporalde bir lezyon gösteriyor. Ve bu biraz oftalmologları oyalıyor. Yani belki daha erken bir tanıya gidilecekken acaba buna bağlı bir görme azlığı mıdır falan diye bir oyalanma oluyor. Tabii bu da oftalmologların biraz daha uyanık olmasına, optik sinir atrofik görünümlerinde
uyarıcı bir neden oluyor. Yine bu hastamızın gördüğünüz gibi tek tarafta sağda görme siniri hemen hemen tamamen kaybolmuş durumda, iyice depresi olmuş vaziyette, solda az bir görme siniri sağlığını devam ettiriyor. Peripapiller lif yoğunluğu sağda 37, solda 66 gibi. Bu hastamızın postoperatif bulgusu tamamen optik disk atrofisi ve 2019'un sonunda yapılan kraniotomi supraseller her iki optik siniri invaze eden meningoya telyal meningioma tanısını alıyor. Son muayenesinde ise maalesef bunda görmenin el hareketlerine ve solda da 10/2'ye düştüğünü görüyoruz. Sinir lif tabakalarında bir değişiklik olmamasına rağmen. Hocamızdan son vakamız, son 3 aydır sağ gözde yarım alanı görmeme şikayetiyle gelen, sağda 1/10, solda tam görmesi olan, biyomikroskopisi normal, fundusunda kap disk oranlarında bir artış gözlenen, relatif aferent pupiller defektinin solda pozitif, sağda negatif olduğu bir hastamız, muayeneye geldiğinde bir başka merkeze çekilmiş rapora normal tanısı konmuş. Bizdeki görme alanında gördüğünüz gibi bir tarafta hemianopsi, diğer tarafta tama yakın görme depresyonuyla beraber hemianopsi izlenmekte. Burada optik disk görünümlerini görüyorsunuz. Yani tamamen çukurlaşmış ve lifler kaybolmuş durumda. Büyük bir mikroadenom, bunun da MR'ını görüyoruz. 36'ya 26 ve 25 çapında ve makroadenom olarak adlandırılıyor bu da. Bu hastanın devamı hakkında bir bilgi iletemeyeceğim. Çünkü hasta arkadaşımızın henüz tam kontrolüne gelmiş değil. Son vakamız benim bir olgum. 1991 yılında 34 yaşında bir kadın hasta. 2 yıldır azalan görme şikayetiyle 3 ayrı göz doktoruna gidiyor. Baş ağrısından da söz ediyor ama küçük çocukları olan, işte sıkıntıla geçmiş aile yaşantısı olan, baş ağrısını, ambliyopi böyle pek rastlanmaz ama arkadaşlar muhtemelen konuyu atlıyorlar. Görmeleri bana geldiğinde sağ gözünde 1 metreden parmak sayma, sol gözünde 10/1 seviyesindeydi. Fundusunda sağda optik atrofi, solda stas papiller. Ve bu bizi tabii direkt merkezi bir problem olduğunu şüphelendirdiği için hemen ertesi gün alınan görme alanında bir temporal hemianopsi, sağda tama yakın, solda yaygın depresyon gözledik. Bunları size gösteremiyorum. Gördüğünüz gibi neredeyse 20 küsur yıllık bir vaka, 30 yıllık vaka. MR sonucu hipofizde 5x3x1.5 makroadenom tespit edildi. Bunu biz aynı hafta, o zaman Türkiye'de çok yaygın değildi bu transnazal hipofizektomiler. Hacettepe'deki bir hocamızın desteğiyle aynı hafta ameliyata alındı ve komplikasyonsuz bir cerrahi sonunda tekrar benim kontrolüme döndü. Ve bu hastanın birinci yıl kontrolünde bence çok önemlidir. Görmesi sağda 10/9, solda 10/10 seviyesindeydi. Ve görme alanında solda tam iyileşme, hiçbir depresyon olmadan, sağda ise temporalde hilal tarzında küçük bir alan defekti gördük. Yani bu erken tedavinin veya hiç olmazsa teşhisin bir an evvel olmasının sonuca ne kadar güzel etkilediğini gösteriyor. Eğer özetleyebilirsek bütün konuştuklarımızı, hormon salgılayan tümörler hormonlar semptomlarla, hormon salgılamayan tümörler kiyazmal batı bulgularıyla karşımıza geliyor. Kromozom adenomlar en sık rastlanıyor. Baş ağrısı şikayetleri göz için en önemli bulgularımız oluyor. Genel görme alanı defektleri ise satral kiyazmal infranazal lifler ilk olarak etkileniyor. Süperotemporal görme alanı defekti yapıyor. Tümör asimetrik büyür. Büyürse görme alanı defekti de asimetrik olarak karşımıza çıkıyor. Maküler liflerin basısına bağlı santral görme alanı defekti en son rastladığımız defektler. Diplopi laterale büyüyen tümörlerin kameranın sinüsüne girmesiyle kiyazmayı etkilemesiyle ortaya çıkabiliyor ve yandaki diğer kraniyal sinir liflerini etkilemesiyle ortaya çıkıyor. Tanı radyolojik MR görüntülemesiyle konuluyor. Tedavi medikal veya cerrahi olarak yapılabiliyor.
Nörolojik bir problem düşünüldüğünde, bu diğer arkadaşlarım için söylüyorum, istenecek görme alanı için 32 görme alanı yeterlidir.